sponsorum. Tek bir pislikle mi? Dün mü yoksa yenisi mi var bilmiyorum. Alakalısın. Tek bir pislikle bunu yapabildiklerini görünce eskiden yaşadığımız rahatsızlıkları ve yıllarla pislikleri kanserinin penceresinin dibine kadar bok doluyen düşündükçe insan deliriyor be. Psikolojisi bozuluyor. Kasıtlı olduğumu bilince. Ne var lan bu hayvanlarda? Ne yediriyorlar? Bir pislik bu işlemi yapıyor. Doğal mı? Doğayı nasıl çürüttükleri belli. Neden kaçtılar? Güneş gözümü alıyor. Neden kaçtınız kovulan? Kesinlikle böyle kasıtla yapılıyor. Şeytanlara bak. Değil mi Türkmen Bey? Bunların oyun parkına saçtığı pislikler böyle şeyler yapıyor. Allah korumuş. Yaşadığımız hastalıkları atlattık. Hala deniyorlar yani. Bilerek bunu yapanlar ancak şeytanı soyudu be. Büfedeki türbanlı gibi. Kameraya yakalanan tümü gibi. Eskisi gibi değil elhamdülillah. Kameraya yakalanmamak önemli artık. Bu ablamaların zararlarını gösteren bir video paylaşmıştı, yok edilmiş. Sanki belgeleri yok, araştırma yaparsak. İngilizce sadece ablamanın sağlığa zararlarını yazıyorsun, çıkar. Yok etmediyseler ona da fitne olarak sinekçik. Bir tane. Sürüler olduğu geçmişte kaldı. Ağacın tepesinde binlerce aniden ortaya çıkan sinek türünden kaynağı belli. Binlercesine oynadıkları gibi binlercesiyle tek bir tane değildi. Sıra pencereleri açabiliyoruz. Hava almak için işgal ordusu gibi içeriye dalmalardan önce eskiden mümkün değildi. Vazgeçin bu şeyleri kutsamadan ve etrafa yaymadan be. Loy mat ireli. En sakin sabah yaşıyoruz.
da yaptığını göstermedi. Herhalde biraz dokunduk. Ya da bir yerde bir karar alındı. Dün hemen hemen bütün gün odamda bir baskı. Onu hissetmedim değil yani. Aynı zamanda sosyal medyada. Amaç öfkeye sürüklemek. Ve eğer frekansa sağlığa zarar vermek. Sinir damarları uçlarıyla oynamak. Bozmak. Zonaya sürüklemek. Onu da dayattılar be vay anasını. O nasıl oluşuyor virüsmüş. Nereden o virüs? İnsanın kendine mi ait? Yoksa pencerelerimizin dibine kadar yapılan pisliklere mi ait? Bu eylemler benim gibi karşı çıkan herkese mi yapılıyor? Hayvan göstermedi dedik kameraya. Yeni bir ses. Yoksa hepsine mi yapılıyor? Sosyal medyaya bakınca aynen öyle. Nereden geliyor hayvanın sesi? Tabii ki Hilmi Türkmen'in hayvan sokmayın dediği parkta. Hatta doğum hastanesinin içinden olabilir. Olabilir. Belgeleri var. Bu desibelin sağlığa zararları var. Şeytanın vesvesesi gibi. Ve düğmeye basarak anlatılıyor. Fitne yayıyorlar. Bu hayvanların birbirleriyle anlaşma yöntemi. Konuşma yöntemi diye. Hayır. Düğmeye basılarak yapıldığı kaç videomla. Ne biçim o zaman her gelen geçene. Arabalara. Özellikle kağıt toplayıcılarına. Tehdit. Tehdit bu başka bir şey değil. Tehdit ve manik güç gösterisi. Biz hala buradayız. Hala devam ediyoruz. Onun gösterisi. Bekle gör. Sen bekle. Devamı gelecektir. Biraz yatırsın. Bu şeytanlar ateşi görmeden çektirme. Şüphesiz. Neyse boş konuşuyorum. Zaten izleyen yok. Yemler var hala kuşlar. Kapatıyoruz. Hayırlı sabahlar. O sinek görüntüsünü vermedim. Dahası gelecektir işaretti. Kafesten salınmış gibi.